Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Son günlerde bize en sık gelen sorulardan bir tanesi de Oppo A74 hakkındaydı. O yüzden bu cihaz için özel bir video çekmek istedik. Malum günümüzde artık fiyat performans tarafında çok böyle iddialı modeller kalmadı. Fakat Oppo A74'ün bu konuda son derece iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Peki Oppo A74 alınır mı? Alınırsa bizlere ne gibi ekstra özellikler sunuyor? Şimdi bu videoda biraz bunları ön plana çıkartacağız aslında. Dolayısıyla malum günümüzde pek çok telefon böyle benzer özelliklere sahip olabilir. Ama bazı cihazlarda genel itibariyle arayüzden ötürü, yani üretici firmanın geliştirdiği arayüzden kaynaklanan bazı ekstralar var. Şimdi A74'te bu ekstralardan biraz size bahsedeceğiz. Biliyorsunuz kısa süre önce Oppo RAM genişletme özelliğini duyurmuştu arkadaşlar. RAM genişletme özelliği neydi? Dahili depolama alanının bir kısmını alarak bunu RAM olarak kullanabiliyordu. Ve Oppo A74'te de bu özellik destekleniyor. Peki ben bu cihazın RAM kapasitesini nasıl genişletebilirim? Örneğin bizdeki cihaz arkadaşlar 4 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Bu cihazın ben RAM kapasitesini 7 GB'a kadar çıkartabilirim. Peki nasıl? Yapmanız gereken tek şey ayarlara girip en alt kısımda arkadaşlar telefon hakkında diye bir bölüm var. Burada zaten direkt olarak karşınıza RAM çıkıyor. RAM'e tıkladığınız zaman burada RAM genişletme opsiyonlarını görebiliyorsunuz. Örneğin ben bu telefonun RAM'ini 3 GB daha arttırabilirim. Tabii burada önemli olan şey sizin dahili depolama alanında ne kadar boşluğunuzun bulunduğu. Dolayısıyla burada benim boşluğum fazla olduğundan ötürü ben ne yapabiliyorum? RAM'imi 3 GB'a kadar genişletebiliyorum. Zaten halihazırda 4 GB cihazın kendi dahili RAM'i vardı. 3 GB da depolama alanından alıyoruz ve cihazın RAM kapasitesi 7 GB'a kadar genişletilmiş oluyor. Burada şu unsur var arkadaşlar. RAM'in genişletilebilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Telefonu açıp kapamanız gerekiyor. Bakın şimdi ben bunu 3 GB'a ayarladım. Geliyorum geriye, burada 1 GB yazıyor. Telefonu kapadığımda ise, şimdi kapatalım, açalım. RAM kapasitemizin ne yapması lazım? 3 GB'a yükselmesi lazım. Şimdi burada kapattık. Telefonumuzun açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, telefonumuzu yeniden başlattık. Tekrardan ayarlara giriyorum. En alt kısma geliyorum. Telefon hakkında tıklıyorum. Ve bakın burada RAM'imin yanında 4 GB artı 3 GB yazıyor. Yani şu anda benim bu telefonumun RAM kapasitesi 7 GB'a kadar genişlemiş durumda. İşte Oppo A74 ile RAM'i arttırmanız bu kadar basit. RAM'i arttırdığınız zaman oyunlarda vesaire daha yüksek bir performans sunacaktır bu telefon size. Örneğin şimdi biz bu telefonun RAM kapasitesini arttırdık. Dilerseniz bir oyuna girelim. Call of Duty Mobile'e girelim ve oyunda nasıl bir performans sunduğunu bize hızlı bir şekilde görelim. Evet, gördüğünüz gibi oyun tarafında telefon gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Gerçi 4 GB RAM'le de yine bu performansı sunabilirdi bize. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama derseniz ben RAM'i yükseltmek istiyorum diye Oppo kullanıcılarına böyle bir seçenek de sunmuş. Peki A74'ü rakiplerinden ayıran bir diğer özellik ne? Dilerseniz bir de bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz bizim ColorOS'e severek kullandığımız özelliklerden bir tanesi de uygulama kilidi arkadaşlar. Uygulama kilidi ne demek? Önce bundan size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz her telefonda zaten ana ekranda bir kilit bulunuyor. Yani bu ana ekrana girmek için ne yapmanız gerekiyor? Yüz tanıma, parmak izi tanıma vesaire gibi kilitler koyabiliyorsunuz. Fakat telefonunuzu açık unuttuğunuzda ne oluyor? Tüm uygulamalarınız savunmasız bir hale geliyor. İşte Oppo bu gibi durumlar için kullanıcılarına
çeşitli uygulamalara da kilit koyma opsiyonu sağlamış durumda. Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey, ayarlara giriyorsunuz. Buradan gizliliğe geliyorsunuz. Gizlilikte zaten burada uygulama kilidi diye bir seçeneğin olduğunu göreceksiniz. Uygulama kilidine girdiğinizde sizden gizlilik parolanızı, yani normal telefonu açarken kullandığınız parolayı girmenizi istiyor. Parolayı girdikten sonra burada kilitlemek istediğiniz uygulamaların tümünü seçebiliyorsunuz. Örneğin ben Facebook ve fotoğraflar uygulamasını seçtim. Facebook ve fotoğraflar uygulamalarına girerken artık ne isteyecek benden? Gördüğünüz gibi gizlilik parolasını isteyecek. Burada önemli olan şey arkadaşlar, sizin hangi uygulamaları korumak istediğiniz. Ben sadece burada fotoğrafları göstermelik olarak seçtim. Fakat WhatsApp'tan tutun da bankacılık uygulamalarına kadar pek çok uygulamayı ne yapabiliyorsunuz? Uygulama kilidiyle ekstra olarak koruyabiliyorsunuz. Bahsetmek istediğim bir diğer özellik ise yine gizliliklerde bulunan özel kasa. Hemen uygulama kilidinin alt kısmında şurada göründüğü üzere özel kasa diye bir seçeneğimiz bulunuyor. Özel kasa arkadaşlar sizin saklamak istediğiniz ve silinmesini istemediğiniz belge, fotoğraf ve diğer dosyaları sakladığınız bir alan. Buradan işte video, fotoğraf ve videolardan ya da belgelerinizden dilediklerinizi seçerek ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Özel kasada saklayabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir özellik. Örneğin silinmesini istemediğiniz bir fotoğrafınız olabilir, saklamak istediğiniz bir PDF dosya olabilir. Burada özel kasada saklayarak bunların zarar görmesini de ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? Engellemiş oluyorsunuz. Hazır ayarlardayken size göstermek istediğim bir diğer özellik de tabii ki acil arama SOS. Bu pek çok cihazda bulunmayan bir özellik. Fakat Oppo bunu Color OS ile bazı cihazlarına, bazı telefonlarına getirdi ki bu telefonlardan bir tanesi de Oppo A74. Acil arama SOS ne işe yarıyor? Bunu size hemen belirtmek istiyorum. Burada örneğin şu power tuşuna 3 kere basarak acil olarak belirtilen numaraları aramasını ya da mesaj göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Acil durum bilgilerine girerek buradan çeşitli notlar ekleyebiliyorsunuz. Kan grubunuzdan, doğum yılınızdan, sağlık sorunlarınıza kadar her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Böylece acil durumda ulaştığınız zaman karşı taraf sizin ne gibi rahatsızlıklarınız olduğunu, ne gibi hastalıklarınız olabileceğini tahmin ediyor ve ona göre donanımlı bir şekilde size ulaşıyor. Burada acil durum aramasını açık hale getirmeniz gerekiyor. Eğer otomatik olarak aramasını istiyorsanız burada otomatik olarak aramayı ve acil durum mesajlarını otomatik olarak gönder seçeneklerini de işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli bir durum da burada acil durum numaraları eklemeniz. Zaten 112 direkt olarak geliyor. Onun yanı sıra yakın biriniz varsa, atıyorum anneniz olur, babanız olur, kardeşiniz olur, çocuğunuz olur, ne yapabilirsiniz? Buradan acil durum kişisi ekleden onlara da acil durumlarda hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Oppo A74'te bizim beğendiğimiz ve seviyesinde yer alan modellere göre öne çıkan bir diğer özelliği ise 48 megapiksellik ana kamerası. Bu ana kamera gerçekten sizin kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayabiliyor. Yalnız şu var, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekerken kamera çözünürlüğünü mutlaka 48 megapiksele ayarlamanız gerekiyor. 48 megapiksele ayarlamadığınız takdirde çözünürlük bir tık daha düşük oluyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Cihazınızı 48 megapiksel moda almak için yapmanız gereken tek şey daha fazlaya gelip burada ekstra HD seçeneğine tıklamak. Böylece 48 megapiksellik moda geçiş yapmış oluyorsunuz. Oppo A74 ile ilgili bahsetmek istediğimiz son konu ise tabii ki hızlı şarj özelliği. Aslında Oppo denilince aklımıza gelen şeylerden ilki hızlı şarj oluyor. Çünkü Oppo'nun özellikle orta segmentte rakiplerine oranla çok daha hızlı bir
teknoloji sunduğunu söyleyebiliriz şarj anlamında. Burada da yine 33 wattlık bir hızlı şarj teknolojisi geliyor. Böylece telefonunuzu sadece 10 dakika şarj ederek bile bütün günü çıkarabilecek bir şarj kapasitesine, pil kapasitesine ulaşabiliyorsunuz. Tabi burada bütün gün derken kalkıp da bütün gün oyun oynayın, telefonla görüşün demiyoruz. Ama bütün gün boyunca arayanlar size ulaşabilir, siz aradıklarınıza ulaşabilirsiniz. Yani stabil bir şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genel itibariyle Oppo A74'ün orta segment cihazlar arasında pek çok öne çıkan özelliği bulunuyor. Bu öne çıkan özelliklerden bazılarını, birkaçını biz size söyledik. Eğer sizin de aklınıza gelen bu tarz özellikler varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.